Farklı açılardan bu yangın öncesi tartışılıyor. Yangınların nasıl, neden çıktığı hala tartışma konusu. Acaba bu yangınları PKK'lılar mı çıkarttı konusu tartışılıyor, araştırılıyor. Çocukların bazı bölgelerde yangınları çıkartıldığı iddia ediliyor. Bir başka açıdan sıcaklıkların artması, çeşitli doğa olayları ve küresel ısınmanın da başta Türkiye olmak üzere dünyada ve Avrupa'da farklı yerlerde yangınları tetiklediği tartışması yapılıyor. Ve bütün bu kaos içinde de Türkiye'deki yangınlara müdahale şekli konuşuluyor, tartışılmaya devam ediyor. Özellikle Türk Hava Kurumu'nun bugüne kadar hepimizin bildiği şekliyle Türk Hava Kurumu böyle durumlarda yangınlara müdahale ediyordu. Onun atıl olması, başkanın yaptığı açıklamalar hala tartışma konusu. Ve de bütün bu tartışma konularına farklı açıdan bakacağız, ele almaya çalışacağız bugünkü yayınımızda. Canlı yayın bağlantılarımız olacak, uzmanlarla konuşacağız. Türk Hava Kurumu bir gayya kuyusu, işin içine Sezgin Baran Korkmaz'ın yönetim kurulu üyesi olarak girdiği bir gayya kuyusundan bahsediyoruz. Ve de bu da ya ilerleyen dakikalarda yine konuştuğumuz konular içinde olacak. Şu anda hükümet bir çıkartma yapmış durumda. Başta Manavgat olmak üzere mesela Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, zaten Antalya milletvekili, son 48 saattir Manavgat'ta çeşitli yerlerde açıklama yapıyorlar. Sayın Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ve elbette Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de şu anda olay yerindeler ve de sık sık açıklamalar yapmaya başladılar. İlk başta onlar da anladığım kadarıyla algılamakta biraz zorlandılar. Ancak onlar bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir açıklaması var. Bunda hep beraber olacağız diye. Ve herkes de şu anda ister AK Partili olsun ister CHP'li olsun hepimizin yüreği yanıyor. Türkiye için Türkiye sevdası olan, sadece de Türkiye değil, insan, doğa, hayvan sevgisi olan herkesin ciğerleri yanıyor. Yanmaması mümkün değil. Şu anda belki de son yılların en büyük afetlerinden bir tanesi. Yani yangın afeti diyebiliriz buna. Nasıl çıktığını bir kenara koyuyorum. Kim tarafından çıkartıldı tartışmasını da bir kenara koyuyorum. Ama Türkiye'nin farklı yerlerinde görülen bir afeti hep beraber yaşıyoruz. Ve tıpkı bir sel basması gibi, tıpkı bir deprem gibi bu afet karşısında aslında tanıdık çeşitli tepkileri de görüyoruz. Kimileri bunu bir partizan bir yere çekmeye çalışıyorlar. Kimileri ise şu anda ihmalleri konuşmaya çalışıyorlar. Herkesin konsantrasyonu farklı. Kimileri ise bunu bir siyasi tartışmanın içinde bir kendilerine malzeme etmeye çalışabiliyorlar. Şu anda isterseniz sıcak bir duruma bakalım. Canlı bir bağlantıyla Marmaris tepelerine bağlanalım. Çünkü şu anda yangınların devam ettiği yerlerden bir tanesi Marmaris ve Marmaris Fotoğraf Dostları Derneği'nden Koray Ürkmez de bütün alanı görebilen bir yerde canlı yayında telefonu ne kadar artık ısınmadan şey olursa bizlere konuşabilirse o kadar anlatmaya çalışacak. Koray Bey, tam olarak neredesiniz? Bize bir etrafınızı gösterir misiniz? Anlatır mısınız? Şu andaki durum nedir acaba? Öncelikle merhaba. Marmaris maalesef yeşil Marmaris'imiz simsiyah oldu. Ben İçmeler'in üzerindeyim. Şu görmüş olduğunuz yer İçmeler bölgesi. Mavi ve yeşilin muhteşem bir buluşması olan bu yerde maalesef artık simsiyah kareleri görüyoruz. Biz en sevdiğimiz yerlerden birisidir burası fotoğraf çekmek için. Ama o kadar kötü bir durumdayız ki Allah'tan yangın söndü ama zaten yanacak bir yerde kalmadı. Durum maalesef bu durumda. Çok üzücü gördüğüm kadarıyla. Burası insanın bakmaya kıyamadığı bir yerde. Daha yeni oradan geçmiştim. Şu anda hala devam eden bir yer var mı? Yangın devam ettiği Marmaris civarında şey var mı? Müdahaleler bitti mi? Ne yaşanıyor orada acaba? Devam ediyor. Yukarıdaki bulutlar herhalde Turunç yolu üzerinde ve burada da büyük bir ihtimalle yangınlar var. Asparan tarafı yine bulutlar yükseldi, orada da yangın bulutları. Facia bir durumda. Biraz önce küçük bir yangın vardı. Ağaç yanıyordu. 112 aradık. Ya dedi, biz her taraftayız. Her tarafa yetişmeye çalışıyoruz. Bizim gönüllü insanlarımız sağ olsun yolu durdurup arabalardan su alarak onlara müdahale ettik. Maalesef durum kötü. Yangın her yerde yandığı için insanlar ulaşamıyorlar. Kendi imkanlarıyla
maalesef yangını söndürmeye çalıştılar. İtfaiyeciler canla başla çalışıyor. Marmaris Belediyesi canla başla çalışıyor. Her yerde gönüllüler var. Ama maalesef yeterli değil. Biz Marmaris Çevre Derneği'yle de bunu konuşmuştuk. Su basınçları vardır. Bu tarlaları sulayanlar 5 metre 10 metre ilerletir. Buraya onlardan lazım. Zaten çok da bir şey kalmadı. Gördüğünüz gibi sadece şehir içinde yeşil alan kaldı. Dağlarımız maalesef yandı, bitti. Ama daha fazla arkada köyler var. Bakın yukarıdan dumanlar yükseliyor. Görüyor musunuz bilmiyorum. Burası Turunç yolu. Oradaki evet, durumu görüyoruz. Bilmiyoruz şimdi evet. Var ne yok. Dün Bayırköy'e, Turgut'a doğru ilerlediğini duyduk. Boşaltmışlardı köyleri. Durum maalesef biraz kötü. Hatta çok geceyi kötü. Geceyi nasıl geçirdiniz? Orada mıydınız? Ne yaşandı gece? Maalesef turbandan sonrasını bizi göndermediler. Can güvenliği için. Hatta evleri olanlara bile yollamadılar. O yüzden gece nasıl geçtiğini konusunda çok bir fikrimiz yok. Sadece basındaki arkadaşlarımız gidebildi. Bize basın kartımız olmadığı için izin vermediler ama bütün Marmarisliler ayaktaydı. Su ve yemek yardımı yaptılar. Hala da noktalar var burada yardımcı olanlar. Köylere artık yani buralarda yanacak bir yer kalmadı maalesef. Köylere gidiyorlar. Osmaniye, Dereözü'nün yandığı söyleniyor. Yani bilemiyoruz. Selimiye'ye kadar gittiği söyleniyor. Tabii oralara gidip fotoğraflamaya çalışacağım ben de. Peki. Koray Bey çok teşekkür ederiz. Oradaki durumu belki de bundan daha net bir şekilde canlı yayında göremezdik. İnsanın içini yakan bir durum. Çok teşekkür ederim. Size iyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Pakdemirli 3 uçak, 9 İHA. Sağ olun. Bu işi nasıl toparlarız? Yani bunu nasıl önleme alır, nasıl olur? Ufuk Arsan, Tavityan, Marmaris Çevre Koruma Derneği, KOT 48 Başkanı. Ufuk Hanım merhaba, nasılsınız? Merhaba Cüneyt. Eyvah, sizin sesiniz gidip geliyor bana. Şimdi bakalım becerebilecek miyiz? Sesiniz geliyor mu? Bir daha deneyelim isterseniz. Duyabiliyor musunuz? Şimdi daha rahat duyuyorum. Ufuk Hanım, siz geceyi nasıl geçirdiniz? Bu hikaye farklı bir şekilde gelişebilir miydi bu yangınlara baktığınız zaman? Ne düşünüyorsunuz? Ben merak ediyorum. Muhakkak ki farklı bir şekilde gelişebilirdi. Çünkü başlangıcı çok da küçük bir yangındı. Erken uçaklarla, özellikle helikopterlerle daha erken müdahale edilseydi orada sürekli bir gecikme yaşanıyor. Geçen seferki yangında olduğu gibi orada da bir can kaybımız var biliyorsunuz. Uçaklar zor, geç geliyor bir kere. Yani bunu hiç şey yapmamak lazım. Yani, olan uçak da sizin saydığınız. Eyvah, sesiniz gitti. Bir daha bir deneyin isterseniz. Yok şey, Cüneyt Bey, sürekli bilgi adına telefon geliyor. Duyabiliyor musunuz beni? Evet, şimdi duyuyoruz. Alo. Onları aramazlarsa seviniriz belki, dinleyen varsa da. Evet. Evet, kusura bakmayın. Çünkü şöyle bir durum var. Biz burada hiçbir yerden bilgi alamıyoruz. Yani Marmaris'te yaşayan insanlar yangının durumuyla ilgili gidip de bir yere böyle sahilden motor kiralayıp seyretmedikçe herhangi bir şekilde bilgi alabilir durumda değiller. Yani bu mesela camiler olabilir. Yani camilerin, her yerde cami var ve oradan anons yapılabilir. Bugün sadece ölen arkadaşımız için, çocuğumuz için bir sela okundu, onu duyduk. Fakat hani şu yollar kapalı, bu yollar açık, buraya şey yapabilirsiniz, gidebilirsiniz, gidemezsiniz gibi herhangi bir bilgi yok. Sosyal medya son derece kirli şu anda. Yani neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilmiyoruz. Bu çok önemli bir sorunumuz burada. Bilgi alamıyoruz. Halk ne yapacağını bilmiyor. Ben size mesela kişisel olarak dün yaşadığım bir şeyi anlatmak istiyorum. Ben Turunç'la İçmeler arasında Dereözü köyünde yaşıyorum. Yaklaşık 40 gün önce evim bitti ve taşındım.
Bu şey köy bir vadide dağ arasında, yani etrafı dağlarla çevrili ve çam ormanı etrafı. Biz de tabii keyifle yaşıyorduk. Ta ki öğlene doğru duman görene kadar armut alanın dumanını biz Turuncu'nun tepesinde gördük. Tabii aşağıdan bilgiler gelmeye başladı ve bizi ihtar ettiler. Çantanızı hazırlayın vesaire diye, teyakkuz olun diye. Kaymakamlığı aradık. Dedi ki durum nedir? Hani bize doğru geliyor mu, gelmiyor mu? Görüş açımızın içerisinde biz değiliz. Biz sadece dumanları görüyoruz yukarıdan. Sonra küller yağmaya başladı. Ondan sonra çamların kabukları yanmış ve üstünde duman tüterek onlar düşmeye başladı. Sonra çam iğneleri düşmeye başladı üstümüze. Yani armut alanla turuncu arasında hakikaten ciddi bir mesafe var. Kaymakamlığı aradık. Vallahi biz de sizin gibi seyrediyoruz. Kaymakam Bey sağ şeyde dediler. Yangının başında denetimde. Tamam dedik, hani biz ne yapacağız? Biz tahliye mi edelim kendimizi? Köyü tahliye mi edelim? Çünkü köyümüzün tek bir çıkışı var bizim. Bekledik biraz daha. Sonra artık yangının sesi gelmeye başladı bize. Öyle bir tuhaf ses ki deprem sesi desem deprem sesi gibi değil. Böyle bir hışırtı, tarif etmesi çok zor bir ses ve dumanlar artık köyü basmaya başladı. Ve bütün köyde yaşayanlar kendi inisiyatifleriyle karar vererekten köyü terk etmeye başladılar. Benim arabam yok. Taksi şirketinin kooperatifin başkanıyla görüştüm. Bana özel taksiler gelmiyor. Taksi gönderdi hemen. Bizi aldılar. Biz kedilerimizi kapıp indik aşağıya. Turuncu'ya indik. Yani orası açık diye öğrendik taksiciden. Turuncu'ya indik. Oradan da deniz bot dolmuşla Marmaris'in içine geçtik. Ve bütün o yolda 50 dakika falan sürdü kedilerimiz yanımızda. Yanımızda bir hamster kafes, bir kuş kafeste, denizden bütün seyrederek gittik ağlayaraktan. Bize hiçbir uyarı yapılmadı. Hiçbir şekilde bir yayın yapılmadı. Bakın Gediz Elektrik bize mesaj attı. Elektriklerimiz kesik bizim. Kesildi saat 1'de tedbir olaraktan kesildi elektriklerimiz. Televizyon açamıyoruz. Cep telefonlarımızın şarjı azaldı. Bildiğimiz bir şey değil vaziyet. Power banklerimiz yetmiyor. Ve biz hiçbir şekilde şey yapamıyoruz. Niçin bu camiler bu konuda kullanılmaz acaba? Yani bu bir merkezi sistem sonuçta. Şu anda bütün yayınlar merkezi sistemden yapılıyor. Niye biz uyarılmıyoruz? Yani vatandaş Marmaris'te bu yangın tehlikesi içerisinde kesinlikle bilgilendirmedi. Evleri tahliye edilmesi gerekiyorsa da bu ihtimali SMS mesajına bakar bu. Bunu mı yapmayacak devlet? Çok teşekkür ediyoruz. İtfaiyedir, ormandır. Çok güzel çalışıyor. O kadar fedakarca çalışıyorlar. Fakat biz çok bilgi alamıyoruz. Halk olarak eğer halk olarak sorarsanız ben bilgi almadım. Tahliye edilmem söylenmedi ki. Kendi inisiyatifimle ve benim köyümün yarısı yandı. Şu anda evim yanmamış, resim geldi. Fakat tam yan tarafında dumanlar aşağı doğru iniyor ve hala benim evim risk altında. Ve itfaiyeyi aradım. İtfaiyeyle konuştuğumda bana dediler ki o kadar çok yerde yangın var ki oraya itfaiye gönderemeyiz. Ne yapayım Cüneyt Bey bir fert olarak? Benim daha evim bir aylık daha yani... Sigortam yok, hiçbir şeyim yok. Evet. Köyde hayvanlar telef oldu vesaire. Şimdi dernek olarak baktığımız vakit biz bunun arkasını bir kere kesinlikle bırakmayacağız. Ağaçlandırmamız tabii ki kesinlikle şart. Ancak koruma çok daha önemli bir raddede şu anda. Yangında iki gün evvel derneğimizin üyesi Vali Bey ile Muğla Valisi Orhan Bey ile toplantıdaydı. Ve 500 metre menzile su atan tabancalarla ilgili görüşme yaptılar. Tam da bu konuyu biz
her evde olması gerekir. Ormana yakın her binada mutlaka cephe metresine göre olması gerekirleri konuşurken bunu yaşadık. Tedbirlerimizi arttırıp cezai müeyyideleri yükseltip ormana insanları sokmayıp bu konuda tedbir alıp hapis cezası odur budur hep her şeyi takip edeceğiz. Ve bu evet. Uçak meselesi, bu su tabancası 500 metre menzilli su tabancası işini arkasında kesinlikle kovalayacağız. Artı bir şey daha var. Evet, son olarak onu alayım. Ormanlık, evet. Burası ormanlık bir bölge. Burada orman müdürlüğü nöbette. Yani elemanlar evlerinde yatmıyor, nöbetteler. Yazın yangın mevsimi diye nöbetteler. Kimse bize lütfen söylemesin ki uçaklar oraya gelemiyor. Böyle bir şey var, bir durum var. Uçaklar da gelecek. Onlar madem nöbetteyse uçaklar da buraya gelebilmeli. Artı... Peki. Uçaklar kalkabilse gelecek. Kalkamıyor ne yazık ki yani. Olan 3 tane uçak var havada. Evet, son olarak alayım bu. Son bir şey daha ekleyeceğim. Pardon, iki şey ekleyeceğim. Şeyin elektrik tellerinin, elektrik hatlarının yer altına burada kesinlikle alınması lazım. Çünkü en son geçen seferki, şimdikinin sebebini tam olarak bilmiyoruz, emin değiliz ama en son enerji nakil hatlarından kaynaklandı. Savcılıkça tespit edildi. Bu bir kere sadece bu ormanlık bölge olan yerde de mutlaka ve mutlaka bunun yapılması gerekiyor. Son şeyimi söylüyorum Cüneyt Bey, kusura bakmayın. O kadar çok söyleyecek şey var ki. Söyleyin Ufkan'ım, söyleyin. Marmaris basında hiç yer almadı yangınla ilgili. Biz hiçbir bilgi, şimdi ben Armut alandayım, televizyonu açıyoruz, Bodrum gösteriliyor, başka yer gösteriliyor. Bizim daha yangınımız devam ediyor, bitmiş değil ve hava o kadar sıcak ki ve çam kozalakları o kadar büyük bir menzilde atıyor evet. Ki kozalakları, yangın yayılıyor ki benim evim şu anda tehlike altında hali hazırda. Niçin basın bize yer vermiyor televizyonda? Peki, en azından biz veriyoruz. Çok teşekkür ederim Ufuk Hanım yayına katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet.